Nereden buldun telefon numaramı? Çok zor olmadı Fatih Bey. Çay tazeymiş. Söyle kendine de istersen. Mustafa ile konuştum. İyi bir sırdaş olduğunu söyledi. Hmm. Demek öyle dedi. Başka? Bu evlilik meselesini hiç kimseye söylemeyecekmişsin. Bu kadar. Söylerim ya da söylemem. Bundan sana ne? Hı? Bunu söylemek için mi çağırdın beni buraya? Sen Derya'nın amcasısın değil mi? Şüphen mi var? Yani hayır, bir amca nasıl böyle bir olaya göz yumar, sessiz kalır? Onu merak ediyorum doğrusu. Tabii, şimdi yapılan çok hoş olmamış. Da, işin ucunda abim var. Öyle ortalığı bir anda velveleye veremem. Ha, Derya'nın kulağı tarafından çekilecek. Ama bu da seni ilgilendirmez. Sen neyi geveliyorsun? Anlamadım. Oğlum seni susman için neyle tehdit etti? Ha, bana bunu söyle de ben seni bundan kurtarayım. Terzi Hanım'a bak sen. Bayağı uyanıksın ha. Hı? Güya bana iyilik yapacaksın. Sonra da gidip bizimkilere sen söyleyeceksin evlilik meselesini, değil mi? Şaka. Yani şimdi bir kadına çakal demek pek hoş olmadı tabii. Ama öylesin. Çakalsın yani. Ha, benim için hiç fark etmiyor. Sen git kendin söyle. Derya ile Mustafa gizlice evlenmişler diye. Terzi Hanım. Ben bu numaraları yemem. Ne bu? Mahkemeden. Karar yazısı. Ama şöyle bir durum daha var. Üst mahkemeye gidilebiliyormuş. Avukatlardan biri bile itiraz ederse boşanmayabilirsiniz. Hala böyle bir şansınız var Türkan. Yani siz boşanmak istemediğinizi söylediğinizde kim karışabilir buna? Ya karar ne olursa olsun ne fark eder? Ya en kötüsü yeniden nikah kıyarsınız. Bunu bir düşünün Türkan. Biz çok düşündük Rüşen Hanım. Ve bir karar verdik. Boşandık Rüşen Hanım. Siz de bunu artık kabul etseniz iyi olur. Vazgeçemem Türkan. Benim en azından bunu telafi etmem lazım. Eğer bunu yapmazsam hayatımın sonuna kadar kendimi affetmeyeceğim. Sizin bir suçunuz yok ki. Var. Var Türkan. Somer'e o çok kızdığın fotoğraflar var ya. Rica ediyorum aynı konuyu konuşmayalım. Kapatalım bu konuyu. Ben yaptım Türkan. Evet. Sana çok kızmıştım. Biliyorsun. Hatta gelip avukat için sana para bile verdim ben. Ya en başlarıydı. O talimatı o zaman verdim. Sen daha yeni taşınmıştın. Ama sonra her şey değişti. Birbirimizi anladık. Anne kız bile olduk. Yani en azından ben öyle hissettim. Ya Türkan bak o fotoğraflar iş yerinde kasada kilitliydi. Ben onları yok etmek için eve getirdim. Yakacaktım. Sana yemin ediyorum yakacaktım Türkan. Ama halan. Halan o gün gelip kapıdan yalan yanlış bir şeyler duydu. Sonra gizlice gelip fotoğrafları alıp senin kucağına bıraktı. Hah, Somer'in de planı bu dedi sana. Ya sen halanın başı yanmasın diye onları ben aldım demedin mi? Ha? Biliyorum. Bak Türkan, eski Rüçhan'ın saçmalıklarıydı bunlar. Bana kız. Bana bağır. Hatta benimle bağlarını kes. Ama Somer masum. Onun hiçbir suçu yok. Sen bu fotoğraflar yüzünden yıkmadın mı yuvanı kızım? Bir şey söylemeyecek misin? Rüçhan Hanım ben fotoğraflarla ilgili Somer'e çok kızdım evet. Ama sadece bu yüzden ayrılmadım ondan. Biz bir arada olamayacağımız için,
birbirimize iyi gelmediğimiz için ayrıldım. Kızım siz gayet iyiydiniz. Somer sende kalıyordu. Ben hatta yarın öbür gün eve taşınacaksınız diye bekliyordum. Çünkü ben her şeye rağmen kalbimin sesini dinledim. Somer'i çok sevdim. Sonuna kadar savaştım. Elimden ne geliyorsa yaptım. Hatta bugün bile... Bir şey geçmiş değil ki Türkan. Yine kalbinin sesini dinle. Sen Somer'i çok seviyorsun kızım. Yani bir kez daha denemenizde... Asla. Asla bir daha olmayacak. Neden? Neden mi? Ben dün gece sabaha kadar düşündüm. Evlendiğim günü düşündüm. Bir hafta aç bir ilaç tek başıma o evde kaldım. Dağın başında. Çünkü Somer benim duvağımı bile kaldırmadan Mine'ye gitti. Yetmedi. Kucağında kirazla gözlerimin içine baka baka benim yaşadığım eve Mine'yi alıp getirdi. Ben hamile kaldım. Mine benim bebeğimin katili oldu. Ben cezasını çeker dedim. Somer şikayetini geri çekip Mine'yi kurtardı. Ben her seferinde Somer'i aklamak için bahaneler aradım durdum. Hadi dedim. Kiraz için görüşüyor o kadınla. Çocuğu için. Ama Somer her seferinde soluğu Mine'nin yanında aldı. Son tartışmamızda da öyle. Yine soluğu Mine'nin yanında aldı. Kiraz hep bahaneydi. Ben Somer'i çok sevdim Rüşan Hanım. Evet, o da beni sevmiş olabilir. Ama en acısı da ne biliyor musunuz? Somer Mine'yi hala unutamadı. Hayır. Kesinlikle yanlış düşünüyorsun. Somer Mine'den nefret ediyor. Nefret ettiği için mi Mine'ye giderek bana ihanet etti? Aramızda temiz kalmış ne varsa Mine'ye giderek kirletti Somer. Bana kendisi itiraf etti Rüçhan Hanım. Türkan'la da konuşamadım bir türlü. Son konuşmamızda bayağı kırdım kızı. Ama bir fırsatını bulursam mutlaka telafi edeceğim. Bunu mutlaka yap baba. Kırma Türkan'ı, küslüğe gerek yok. Hem zaten yaşadıkları çok yıprattı onu. Eğer seni kızdıracak, seni kıracak bir şey söylediyse bunu mutlaka kötü niyetle yapmamıştır. Tabii canım, bilmez miyim? Sevilay yüzünden kırdık birbirimizi. Ki Türkan haklıydı. Ama Somer her ne olursa olsun Türkan benim gelinim. Bu küslük işi hiç hoşuma gitmiyor. Yani mutlaka bir çaresine bakacağım. Yani bize yakışmıyor. Tadım yapıyor seninki. Evet. Havasını attı bize. Sizinle çalışmayacağım falan diye. Düzgün adam ama. Dürüst. Ben sevdim. Ayvalık'ta kalırsa sık görüşürüz. Evet. Şu iş konusunda aksilik çıkarmasaydı. Somer'cim, biraz konuşalım mı? Olur. Müsaadenle Özer. Ha, tabii. Kartal Bey. Özer Bey. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.